Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSR videosu ile yine karşınızdayım. Bugün yorumlarda gördüğüm üzerine 4-3-3-5 Kasım güncel taktiğim tutmuyor falan demişler. Berabere kalıyoruz falan demişler. Bir bakalım beraber. Ben ne zaman yayınlamışım? 29 Kasım'da. Bugün ayın 6'sı mı 7'si mi? 5'i. Yani yaklaşık 6 gün falan önce yayınladım. Ve arkadaşlar bunun güncel olmadığını, işe yaramadığını söylüyor. Bakalım yarıyor mu? Ben neler yapmışım 6 gün zarfında. Çünkü ben sürekli 4-3-3-B'yi kullanıyorum burada. Bakalım. Şimdi kime nasıl, ne zaman kullanacağımızı... Ya bir de şu var. Bu taktiği zaten %100 yener diye bir şey yok. Yani %100 yener diye kullanıyorsanız zaten yanılıyorsunuz. Yani %100 yener diye bir taktik yok. Siz her şeyi yaparsınız, ezersiniz, %70 de oynarsınız. 1-0 yenilirsiniz. Yani oyun bu. Veriyor, vermiyor. Kendi kafasına göre. Siz 15 şut atıyorsunuz, 1 şuta yeniliyorsunuz. O da var. Yani bu arada 2-0. Göstereceğim taktikleri falan. Kim neyi kullanıyor, ben ne yapmışım, o ne yapmış. Şimdi 2-0 yenmişiz. Bakalım. Rakip nasıl çıkmış, biz ne yapmışız. Beraber görelim. %62'ye 5-3-1-1'i %62 ile ezerek yenmişim. Şimdi kime, niye kullandım ona bakalım. Şimdi bir Hatay Spor'a bir girelim. Bakalım beraber inceleyelim. Hatay Spor nerede? Burada. 7. gördüğünüz gibi ekipte oynayan bir kardeşimiz bu. Beraber girip bakalım takımına. Kane var. 94, 94, 95, 90 falan filan. Şimdi bu adam benden düşük yani. Bayağı değildi, benden düşük. Şimdi benim takıma bakalım. Yani 115, 110. Şimdi benim dediğim neydi? Kendinden güçsüz takıma. Evet, kendinden güçsüz takıma uyguladım. Şöyle bakalım fikstürümüze de. Kendinden güçsüz takıma uyguladım. Yendim. 27'si 5-0 yine bak burada. Beraber bakalım, yine beraber inceleyelim. Gördüğünüz gibi %65'te 4-4-2'yi paramparça etmişim. Evet doğru, kendimden güçsüz takıma demiştim. Eşit takıma, onu da göstereceğim. O da vardı. Bak 3-2 burada. Yine değişmedim. Bir de penaltı kaçırmışım. %59'da 4-5-1'i parçalamışım. Kendi deplasmanda kendimden güçsüz takımı veya yakın takıma saldır demiştim. Hani bunun nasıl başarısız olduğunu iddia ettiğinizi onu anlamadım. 1-0 yenilmişim burada çünkü kamp yedim. Şöyle bakalım beraber. Kamp yediğim halde yine de adam 6-3-1 A ile kampsız gelse onu paramparça ederdim. Maalesef adam kamp atmayı tercih etti. Oyunda yani çok ilginçtir ki göstermiştim, hatta bunu hatırlıyorsunuz. Adam 180 milyon değeri var, benim 1 milyar neredeyse, kamp attı diye ona vermişti. Bir öncesine daha gidebiliriz. 5-0 yine burada, adam bak istifa etmiş. Başakşehir vardı. Yeni gördüm bunun istifasını. Büyük ihtimalle biz yendikten sonra kaçmış bu. 4-3-3-B. Dediğim gibi kendinden, yani videonun içeriğini iyice dinlemelisiniz. Dinlemezseniz patlarsınız arkadaşlar. Yani ben şimdi size bir örnek daha göstereceğim. Bakın. Beraber görelim. İspanya ile maçım var. Çıktım. Yenildim. Bakalım bir. Ben neden bu adama 4-3-3-B ile çıkmadım? Bakalım. 6-3-1-A ile çıkmışım. Ve ben bu adama ne de bak 3-4-3 çıkmış. Ben neden 4-3-3-B? Şimdi benim bu adama 4-3-3-B ile çıkmam kadar saçma bir şey yok. Yani deplasmanda kendimde olsa bak saldırırım ama yani bu adama tutup da 4-3-3-B ile saldırırsa zaten adam bizi yendi. Bak onunla kim bilir ne yapacak yani, düşün. Hani ne zaman, niye, niçin kullanacağınızı bilirseniz zaten sıkıntı değil. Buraya bakalım yine. Bak Liverpool'la yapıyoruz. Liverpool'la yaptık. Burada maç bitsin. 2-1 yenmişim. Uzatmadım bir de. Görüyorsunuz Liverpool bak karşımdaki. Bu arada bu lig bir de yeni. Beraber bakalım yine. Nani asist yapmış falan. 4-3-3-B ile 4-3-3-B gördüğünüz gibi %53 ile ben ezmişim. Bakalım ona da. Yani bak örneklendire. Bunlar daha dünkü maçlar. Beraber gidelim. Görelim. Kimdi o? Liverpool'da mı yendim ben? Şuradan Liverpool'a bakalım. Sonra benim takıma bakalım. Bak Liverpool benim üstümde bir de. Bakalım Liverpool'a. Salah, bilmem ne, Cacurt, Busquets. Yani
Bakın orta saha defansı 92, 98 eyvallah falan filan. 94, 88, 86. Forvet 91. Beninkine bakalım. Ben de bir nani var. 97, 83. Bak 83, 83. 91, 90, 89. Yani 91'lik şey defansı bak. Yani aslında şu nani olmasa çok yakın iki takım. Doğru mu? Hatta şöyle yapalım. Lig tablosu. Kadro değerine bakalım. Bak, nerede oluyor Urfa? 211 ben şeydeyim. Ama ilk 11 ne? Biz ranka bakıyoruz. Adamın forvet ortalaması 91. Görüyorsun üçlü forvet çıktı. Orta saha ortalaması 89 ya da 90'a denk geliyor. Defans ortalaması da neredeyse 89-90. Yani benim gözümde adam ortalama rank olarak şöyle görebiliyor musun size? 99 kalecim var. Ortalama olamaz ya. Evet, ortalama olamaz. Bu en yüksekleri almış. Büyük ihtimalle. Yani kaleci bunu almış. Bunun ortalamasını almış. Evet, 90 demiş. Tamam. Ortalama 90. Evet, o da doğru. Hücumda 95 demiş. Evet, hücum ortalaması 95 olabilir. Mantıklı. Liverpool'a bir daha bakmak istiyorum. Acaba mantığı mı yanlış anladım diye. Adam benim gördüğünüz gibi üstümdeydi bir de. Onun görünmüyor çünkü analiz atmadık. Tamam neyse ne. Sonuçta burada gözümüz görüyor Allah'a şükür. Yani iki denk takımda kendi evimde geldi Liverpool falan adı soyadı hiç fark etmez. Geldi devirdik yolladık. Yani bu taktik işe yaramıyor demeniz ilginç. Yani ne diyeyim? Dediğim gibi şimdi kime nasıl niçin uyguladığımızı bilmezsek zaten her taktik çöp. Gördüğünüz gibi ben o Yıldızlar Karması'nda sağ olsun bir kardeşimiz taktik verdi. Yıldızlar Karması'nda ben bu adama 4-3-3 B ile çıksam 4-3-3'te saldırsam zaten bitirecek beni. Yani bazen dilim damağım kurudu ondan içiyorum. Bazen videoyu ne yazık ki dinlemeden atlıyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz, buradan rırt diyorsunuz. Bak burada 4-3-3 yapmış. Buradan gelip de şunu yapmış, bunu yapmış deyip de video alıp da gidiyorsunuz ve dinlemiyorsunuz. Dinleyenler de diyor ki işte dinledim hepsini yaptım berabere kaldım. Yenilmemişsin. Evet. Berabere kalmışsın ama yenilmemişsin. Yenilebilirdin de bu %100 diye bir şey yok ki bu oyunda. Yani kendi evimde ben %70 işte ezip de hepinize belki başına gelmiştir. %70, %65 ezip de tutup adama mağlup olduğunuz hiç olmadı mı yani? Hepiniz mi böyle gol makinesi taktiği kullanıyorsunuz. Hepiniz eziyorsunuz, yeniyorsunuz da benim taktik. Ya yapmayın. Gözünü seveyim. Yani. Bak şu 3-4-3 taktiğini kime nasıl kullanacağını bilirsen çok iyi bir taktik. Yani bunu kullanmak, bunu kullanabilmek inanın fazla da zeka isteyen bir şey değil. Açıyorsun video. Şurada bas play tuşuna basıyorsun. Akıyor. Dinliyorsun, dinliyorsun. Ha şuna kullanmışım, buna kullanmışım. Bunu yapmam lazım. Dizilimi ne kadar anlatıyorum size. İşte forvet nasıl konur? Forvet nedir? Kanat oyuncusu nedir? Hani onlara kadar anlatıyorum. Bunları dinleyip de ne bileyim başarısız olmak da yani sizin bence bir yerde yanlış yaptığınızın şeyi bu, kanıtı bu. Şimdi ben burada yine Ankaragücü'ne gideyim. Bu arada Ankaragücü'nde o ligde sağ olsun bizim takipçilerimizden isimlerini hemen söyleyeceğim. Menajer listesine gidelim. Rıza Aksu ve Bilal Çevik kardeşimize selam olsun. Benimle aynı ligde çarpışıyorlar. Burada bir kardeşimiz daha vardı. Büyük ihtimalle o gitmiştir ben yenilince. Evet orada buradan çıkmış o. Zaza vardı. Zaza çıkmış. Serdar Fırtına kardeşimiz var. O da gördüğünüz gibi hedefi 5. 9'uncularla taşımış takımı. Takımı aldığında çöptü. Yeniden bizle beraber oynamak için doğrultmaya çalışıyor. Bu arada şurada Göztepe Yeni Malatya. Neyse. Fazla ayrıntıya da girmeyelim. O kulüp, saydığım kulüplerin başkanı gördüğünüz gibi burada Kasımpaşa güzelce yükleniyor takımına. Yani 113, 113, 110. Burada zaten kapışacağım kişilerden biri bu arkadaş. Evet görüyorsunuz. Bir tanesi de Gençler Birliği. Gençler Birliği'ne de bakalım. O da takımın gayet güzel toparladı ve ortalaması bayağı yükseltti. 109, 107, 106. Baya burada
Ligde kapışma, fırtına devam edecek. Burada ya Ankara takımları ya da İstanbul takımı Kasımpaşa şampiyon olacak. Bakalım Ankara mı İstanbul mu kazanacak? İyi olan hak eden kazansın. Bu arada gözüme de çarpmadı değil. Şurada hemen bir girmek istiyorum. Şimdi gördüm onu. Gol krallığı diyelim. Evet, Dybala 19 golü var. Vallahi arkadaşlar forvetin sağında oynatıyorum. Sağ forvet. Yani sağ kanat olarak oynatıyorum. Gol makinesi harbiden. Hatırlarsanız bir maçta 9 gol atmıştı. Uçurmuştu bize daha ilk maçında. 1-6'da satmış. Ben maalesef ikinci sahibiyim onun. Burada Saka'dan gayet verimliyiz. Şöyle bakalım bir listemizde kimler var Ankaragücü'nden. Bir tek Dybala var. Öbürleri pek faaliyet gösterememiş. Burada kimler var? Odegaard zaten benim sevdiğim bir adam. Foden var. İşte benim Saka var. Saka'dan da gayet memnunum. Banega geldi. Bayağı etkili oldu o da bende. Yani diyeceğim şu. Videoları lütfen atlamadan dinleyin. Beni ilk defa izliyorsanız abone olun. Like atın. Bu videoya like atmayı da unutmayın. Üst sıralara çıksın. Videoları tam dinleyip kime, nasıl, niçin uygulamamız lazım bunları göz ardı ederseniz berabere de kalırsınız. Berabere kalmanız sürpriz olur. Bence mağlup olmalısınız ki videonun değerini bilin. Kendinize iyi bakın.